Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen canlı bomba, Hatay'da Emek Demokrasi Platformu üyeleri tarafından protesto edildi. Eğitimsen Hatay Şubesi önünde toplanan grup, ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Saray Caddesi'ne doğru yürüdü. Eğitimsen Hatay Şube Başkanı Ayhan Erkal, gencecik bedenlerin Urfa Suruç'ta alçakça bir saldırıya kurban gittiğini söyleyerek adalet istedi. Katillerin, çetelerin elini kolunu sallayarak dolaştığı ilimizde de her an böyle bir katliam zemini hazırlayanların eninde sonunda yakalarına yapışacağımızı, adaleti sağlayıncaya kadar bu adaletin taçsız olacağımızı bir kez daha ilan ediyor. HDP Meclis Üyesi Bereket Kar ve İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi Başkanı Hatice Can, Suruç'ta gerçekleşen katliamı kınadı ve bilinçli bir şekilde yapıldığının altını çizdi. İnsanlık suçu işleyen işçi, endüstracı çeteleri lojistik destek sağlayarak büyüttü, besledi ve bugün kendi sınırlarında kan gölüne çevirdi insanlarımızı. Bunda siyasi iktidar birinci suçludur. Bunun yanında IŞİD, Nusra ya da Hizbullah hiç önemli değil. Bunlar da ortaklarıdır, destekçisidir zaten bu siyasal iktidarın. Açıklamalar sonrasında 15 dakikalık oturma eylemi yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Mersin'de de yürüdü. Yaklaşık 1000 kişilik grup yolu trafiğe kapatıp sloganlar atarak protesto gösterisine başladı. Grup slogan atarken parkın karşısında bulunan bir binadan kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Açılan ateş sonucu Akdeniz Göçler Eş Başkanı Reşat Aşan ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Aşan, olay yerine gelen ambulansla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise tedaviyi kabul etmeyerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan protestocular ise yürüyüşlerini sürdürdü. Burada Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcüsü İmam Özdemir ve HDP Mersin İl Eş Başkanı Selman basın açıklaması yaptı. Oradaki yoldaşlarımızın bir tek amacı vardı. Kobani'de ortaya çıkan insanca yaşam projesine Türkiye'den olabildiğince gencecik yüreklerinin yettiğince katkıda bulunmaktır. Bu arada Şanlıurfa'da protesto gösterilerine ve eylemlere izin verilmedi.